Bitcoin diye lobi yapacaksın. Aslında bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir hareket. Biz hiçbir zaman Yunanistan'a şunu vermeyin demedik. Yunanistan'la görüş ayrılığımız var. Anlaşamadığımız konular var. Gerginlik bazen artıyor. Bazen yumuşama oluyor. Bazen işte istişari görüşmeleri tekrar canlandırıyoruz. Ama yıllardır çözülemeyen sorunlar da var. Peki Yunanistan'ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir? Yunanistan 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarıyla silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz. Biz Birleşmiş Milletler'e iki tane mektup yazdık. Bu adalar Yunanistan'a bu şartlarla verildi. Anlaşmalar ortada. Ama Yunanistan bunları ihlal ediyor, silahlandırıyor. Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır. Ben bugün bir kere daha söylemek istiyorum. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık net. Anlaşmalara uyacaksın. Uluslararası hukuktan bahsediyorsun. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun. Demokrasi Yunanistan'dan başladı diyorsun. Ama anlaşmalar ortada. Şimdi bizim gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap veremediği için agresifleşiyorlar. Ve Türkiye'ye ithamlarda bulunuyorlar. Türkiye işte yayılmacı politika izliyor, adalarımızı aldı vesaire. Bizim yazdığımız mektup gayet sari, net bir mektup. Hukuki çerçevede açıklıyor yazdıklarımız durumu. Buna cevap veremiyor ya da saçma sapan cevap veriyor, ondan sonra demagojiye döküyor. Ayrıca Yunanistan'ın Yunanistan'daki siyasetçilerin bir kompleksi var. Biz hiç öyle bir kompleks içine girmedik. Her gün Türkiye'ye saldırmazlarsa sanki kendi halklarını memnun edemeyecekler. Böyle bir kompleks içindeler. Bu aslında aşağılık kompleksinin bir yansıması. Yani bunun bir açıklaması olması lazım. Ben her gün çıkıp Yunanistan'a saldırmıyorum. Böyle bir ihtiyacım da yok. Halkın benden beklentisi de böyle değil. Her gün Yunanistan'ı eleştir demiyor halk. Yeri geldiği zaman dozajında her şey. Ayrıca Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik bir teklifle geldi. Yani iş insanlarıyla ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimize dair. Bu çerçevede de önemli görüşmeler de gerçekleştirdik. Biz başka ülkeleriyle de diplomatik ilişkilerimizde, siyasi ilişkilerimizde sorunlar yaşadık. Şimdi birçok ülkeyle ilişkilerimizi normalleştiriyoruz. Ama hiçbir zaman gidip de iş insanlarımıza bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ticaretini, yatırımını durdur ya da oradaki projeni durdur demedik. Şimdiki başka platformlarda birbirimizi eleştiririz de iş insanlarına gidip Dendias'ın Türkiye'yi şikayet etmesi çok saçma olmuş. Oysa biz iş insanlarımıza böyle bir şey yapmıyoruz. Hatta bize sordukları zaman bir ülkeyle bir problem olduğu zaman biz bunları düzeltiriz. Siz yatırımlarınıza ya da ticaretinize devam edin diye onlara moral veriyoruz. Çünkü uluslararası ilişkilerde inişler, çıkışlar, gerginlikler, dostluklar olabiliyor, işbirliği artabiliyor. Bunlar doğal şeyler. Yani sonuçta maalesef Yunanistan'ın içine düştüğü durum işler acısı. Ama bir konuda diğer konularda o kompleks vesaire doğru olmayan şeyleri söylemek konuda özenmiyorum da aslında bir konuda yani böyle takdir de etmiyoruz ama bir şey çok iyi başarıyorlar. Yani en haksız durumda bile yani ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Bu takdir mi edilir yoksa başka türlü mü değerlendirilir onu bilemem. Elbette her ülke kendi çıkarını, kendi doğrularını savunmak zorundadır. Dışişleri Bakanları da. Bir de gelip yüzünüze hemen sarılırlar, ederler. Arkasını döndüğü zaman, toplantıya girdiği zaman nefret, kin, yalan, iftira. Yani bunlar siyasetçilere ve ülkelere yakışan tavırlar değil. Daha dikkatli, hukuk çerçevesinde ve belli bir anlayış içinde hareket etmek lazım. İnşallah Yunanistan da bu çizgiye gelir ama son olarak bir kere daha söylüyorum. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Bu adaların silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin. Elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbirisi geçersiz değil.
bu ihlali sonlandırmasa adaların egemenlik tartışmasını başlattık zaten. Egemenliği tartışılır. Bu kadar söylüyoruz. Teşekkür ederim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamayı dinledik. Bir süredir Atina ile Ankara arasında ilişkiler gergin. Miçotakis'in de son söylemlerin üzerine Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını ekrana getirdik. İhlallerden vazgeçmezse eğer Yunanistan, adaların statüleri, egemenliği tartışılacak şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi biz bir araya gidelim ve...